Efendim günün manşeti başladı. Gazete manşetleri ve günün gündemini konuşmak üzere Hikmet Genç'le birlikte karşınızdayız. Hepinize merhaba diyoruz. Hayırlı merhabalar, cumalar günaydın, hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar olsun hakikaten. Evet, hayırlı cumalar. Böyle Ramazan gelince günleri günleri falan evet. Şey yapma durumu da söz konusu olabiliyor. Şimdi efendim başlıklarımız hayli yoğun yine. Bunlarla ilgili olarak hani gündeme çıkan en önemli başlık ne derseniz sahura, şey, iftara 15 dakika kala Mevlüt Çavuşoğlu'na yüklenirseniz ne olacağını görürsünüz diyebiliriz herhalde. Dün evet Dışişleri Bakanı bir gün gecikmeli de olsa Türkiye'ye geldi. Ziyaretleri vardı. Mevkidaşı Dışişleri Bakanım Sayın Mevlüt Çavuşoğlu tarafından ağırlandı. İçeride bir şeyler konuştular. Dışarı çıkınca, basının karşısına geçince normalde bu işin hani diplomasi geleneği, yani konuşacağın, konuşmayacağın, içerideki hangi mevzuları basına tartışacaksın ya da basına aktaracaksın, hangilerini aktarmayacaksın, bunlar içeride konuşulur, edilir ve basın toplantıları genelde hani çok fazla suya sabuna dokunmayan, çok diplomatik dille yapılır. Çok diplomatik dille yapılır. Yani ağırlıklı arada olarak. Richard hello, Mevlüt hello dersin. Aynen bunun gibi falan bir şey verirsin. Sayın şansür eder, sayın bakanım, sayın öyle. Asaletme yap, haşletme yap dersin. Öyle aynen. Geçer yani. Fakat burada öyle olmadı tabii. Aslında şöyle başladı. Sayın Çavuşoğlu gayet kibar, bahsedilen, daha önce konuşulan hikayelerle başladı. Evet. Fakat Yunan Dışişleri Bakanı Dendias, abi şeyde sosyal medyada yazmış, biraz densizlik falan yapınca evet. Dendias, Mevlüt Çavuşoğlu tekrar normalde konuşma şeyi yoktu. Yani Çavuşoğlu konuşacak, Dendias konuşacak, soru alınacak, bitecek. Normali böyledir, böyle yürür. Fakat Dendias bu vaziyette Türkiye'ye Kıbrıs üzerinden, Akdeniz üzerinden, Ege üzerinden diplomatik nezaketi açan bir evet, şekilde saldırınca, doğru, ifadelerde bulununca Mevlüt Çavuşoğlu iftara da kalmış 15 dakika dedi. Aç baba ağzını. Bir dur bakalım falan dedi. Bakın ne söyledi. Buyurun, evet dinleyelim. Yumdu gözüne. Öncelikle Türkiye'nin Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini söyledi. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Türkiye Cumhuriyeti kendi haklarını özellikle Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs Türk haklarını korumaya muktedirdir. Ve attığımız adımlar da haklarımızı korumaya yöneliktir. Ya biz bu konularda görüş ayrılığımız var ve bundan sonra bu konuları kendi aramızda görüşme konusunda mutabık kaldığımız halde buraya gelip Türkiye'yi suçlarsanız ben de bunların cevabını vermek durumunda kalırım. Göç konusunu biz hiçbir zaman ne Avrupa Birliği'ne ne Yunanistan'a karşı kullanmadık. Biz göç konusunda insani davrandık ve göç mutabakatını harfiyen uyguladık. Ama Avrupa Birliği bunu uygulamadı. Biz içeride bunları konuştuk. Sizin 4 yılda 80 bin insanı geriye ittiğinizi ve bazı hatta Türkiye üzerinden gitmeyenleri de nasıl denize attığınızı da anlattık. Ama biz bunları basının önünde konuşmadık. Ama buraya çıkıyorsunuz. Basının önünde tabii ülkenize mesaj vermek için Türkiye'yi suçlamaya kalkıyorsunuz. Ben bunları kabul etmem mümkün değil. Türkiye olarak biz 3. taraflar yerine iki ülke olarak tüm bu meseleleri konuşmaya ve bundan sonra uluslararası hukuk sistemi çerçevesinde samimi bir diyalog çerçevesinde bu konularda görüş ayrılıklarımızı azaltmaya ve işbirliğimizi güçlendirmeye hazırız. Ama böyle basının önünde benim ülkemi ve milletimi ağır bir şekilde itham ederseniz bunun da cevabını vermek durumundayız. Teşekkür ediyorum. Thank you. Mevlüt Çavuşoğlu. Dediğim gibi iftara kalmış 3-5 dakika. Yani o gerilimle falan Mevlüt Çavuşoğlu yine normal Mevlüt Çavuşoğlu'ndan beklenen sertlikte değildi bu. Ama yani söylemesi gerekenleri söyledi. Ya 70 küsür tane bildiğim kadarıyla istikşafi görüşmeler, istişare görüşmeler aslında. Onu değiştirdiler o kelimeyi. İstişare evet. Görüşmeler yapıldı. Fakat arada bir noktaya geldi. Şimdi Yunanistan'ın da hakikaten içerideki akbabaları Dendias'tan böyle bir çıkış bekliyorlar. Öyle veya böyle. Çünkü tamamen şey üzerine, şovinizm üzerine kurulu olduğu için dış politikaları Yunanistan'ın özellikle. Türkiye'ye geldiği zaman Türkiye'ye işte yüzünün ortasına şunları 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 söyleyen işte büyük Dışişleri Bakanı Dendias falan filan herhalde denmesini o bekliyor herhalde. O amaçlı çünkü faydası yok. Mevlüt Bey şeyi yani. Söylüyor, altını çiziyor. Yani biz içeride sizin o göçmenleri nasıl denize ettiğinizi de yüzünüze karşı söyledik ama dışarıda basına tamam. Bu mevzuları konuşmayacağımızı ifade evet. Etmiştik. Fakat siz böyle ithamlarda bulunduğunuz zaman sizin de yapacak bir şeyimiz evet, yok tamam. Cümlesiyle içeride konuşulanlardan da yani biz de yüzünüze söyledik bunları. Evet. Geri durmadık ama basının önüne siz bunları kalkar tartışırsanız
Muhtemelen içeride de aynı şeyleri söyledi Dendiyaz. Tabii. Yani Türkiye'nin egemenlik haklarına taciz ettiği hususunda tabii. İçeride yüz yüze konuşuldu bunların tamamı. Dendiyaz orada da söyledi, içeride de söyledi. Söylemiştir de dışarıda zaten Türkiye'nin haricindeki yerlerde benzer şeyleri söylüyor. Mevcut çalışı içeride neler ama demiştir. Basının önünde bu vaziyette şov yapmaya kalkarsan diyor, biz de senin yüzüne söylediklerimiz bak böyle açıklarım diyor. Çok alışılmış şeyler değil bunlar tabii. Yani sonuçta iki tane, ülke yetkilileri diyeyim. Yani bu başbakan olabilir, dışişleri bakanlar olabilir, başka bir kademede olabilir, hiç fark etmez. Ama iki ülke yetkilisi diyeyim, görevlisi. Hani Twitter yazıyor, iki ülke görevlisi. Bir basın konferansında, bir toplantıda, bu konuşmalarda, bu da kuralı falan var. Çok çok böyle kitabi geçer. Hatta böyle biz bunu klasik, öyle klasiktir ki bazen cümleler bile kalıptır. Yani hoş geldiniz, görüştük, ortak menfaatlerimiz doğrultusunda adım atmaya çalıştık falan filan gibi. Bir takım klişe cümleler de vardır. Ama tabii asıl görüşme, asıl anlaşmalar içeride yani tartışılır ve sonuçta bir basın bilgilendirme, yani işin olumluya mı gidiyor, olumsuz tarafa mı gidiyor olduğu ya da karar çıkmış mı, bununla ilgili basın bilgilendirilir. Basın da mümkün olduğu kadar polemik konusu arar. Yani her ülkenin kendi basın mensubu, kendi diplomatına veya kendi bakanına öyle sorular sorar ki gollük pas ister. Bir de bizimkilerin Türk basın mensuplarının da ayrı bir özelliği vardır. İşte Senegal Dışişleri Bakanı bizimki buluşur, şeyi sorarlar, Van'daki iş ne oldu diye, başka bir şey sorarlar diye hiç çevirdik. Çok da kızarım ona ben. Zaman zaman olur ya böyle, iş siyasetli bir şey vardır. Ama dünyada da öyledir ama yani o mevzu sorulur ama diğer, çok da gereksizdir aslında. Orada laf yakalayacaksın. Adam o anda şimdi Zanzibar'da ne olacak? Zimbabwe'yi konuşuyor adam. Ve hatta bir şey Senegal'i konuşuyor. Adama diyorsun ki bildiriler ne oldu Sayın Cumhurbaşkanım? Yani, bu burada böyle bir şey vardır. Yani evet, burada olsun özelleştiri yapıyor. Ya yakaladığın zaman da soruyorsun. Olsun bence biz sormayayım. Yaptık bunları. Çünkü de yani hani, yok soruluyor Hikmet. Yakaladığın zaman soruyorsun. Ben karşıyım, sormuyorum. Sorulmasına da karşıyım. Yunan'la ilgili konuş. Şimdi dediğin gibi aslında burada çok amaç çok belli Murat. Yani Yunan dediğin zaman orada dediğin gibi yapmak istediği o. Normalde şeye uygun değil, tahammüller uygun değil. Yani böyle yaptınız. Yani bir kavga etmek istedi gibi görünüyor bu pozisyonda ama dediğin doğru. Pozisyon şu. Gittim orada. Türkiye'nin kalbinde çatır 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 Yunanistan'ın haklarını savundum. İşte Dışişleri Bakanı'na böyle çektim, böyle fırça attım demek için çıktı ama yanlış hareket yaptın yani. Hele bir Müslüman ülkede Ramazan'a iftara yakın vakitte şeker seviyesi düştüğünü düşünce bu yapmayacaksın bunları. Mevlüt Çavuşoğlu gayet doğru ve cevap vermiş. Böyle cümle, yani böyle diplomata böyle cevap diye verdi. Net bir şekilde verdi. Tebrik ediyorum. Yani daha da fazla cevap verilemezdi. En yüksek perdeden beni zorda bırakıyorsun. Adamları da öldürdün zaten. Yani hıyarın tekisin dedi yani. Ben tercüme edeyim. Yaptınız pislik dedi yani. Hem göçmenleri öldürürsünüz, botlarını patlatırsınız. Yapmanız edepsizlik kalmamış. Tercüme ediyorum. Yok Akdeniz'de Libya bilmem ne. Senin maçan diyemez. AB mi? Tamam. AB kuralları vardır ama seni bağlar, beni bağlamaz. Hepinizin diye kızdı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu. Çok da doğru yaptı. Tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Böyle edepsiz bir diplomata, edepsiz bir bakana, edepsiz şey, hak yetişik cevabını vermiş oldu. O beni rahatlattı. Aynen. Ama dün ben şeyi gördüm. Bunu görünce dedim kim ne yapıyor diye bakıyorum. Hemen muhalif cenahta kim ne diyor diye. Biliyorum ya, edepsiz bir bakana hak ettiği şekilde abdestini vermiş. Aynen, sıvamış. Öyle. Üstü bayağı sıvamış bırakmış. Doğru yapmış. Hak etti. Bir daha da böyle konuşmasınlar. Bir baktım hemen tabii Cumhuriyet başbakanı çok kriz var. Karşılıklı. Burada şu anda yazmıyor. Dün kavgaya ve şova gelmiş diye düzeltmiş burada bak. Ben dün kepsledim onu. Evet tabii. Şimdi bu değil yani. Tabii bu değil. Kavgaya ve şova gelmiş diye burada düzeltmiş Cumhuriyet. Lan çok içkiyatçısınız her siz. Az içkiyatçı değilsiniz. Az sahtekar değil. Büyük kriz var diye bir tanesi kepsedim. Aslında şimdi kepseyim onu vermeyeyim de. Detaylar var içerisinde çünkü. Yani şöyle söyleyeyim. Şey gördüler. Yani kriz diyor mesela. Şey de öyle. Sözcü de öyle. Şeyde bilmem ne de büyük kriz. Yani dışişlerinde büyük kriz. Öyle vermişler. Karşı iki devlet. Tabii sözcü de biliyorsun. Şeye ait, Moğollara ait. Burada değil. Ondan sonra o şekilde vermişler.
Bu da kötü bir şey tabii. Aslında bak adam Eloğlu geliyor. Bu ben diyor dur boruyu koyayım böyle gideyim diyor. Ondan sonra acaba ama böylece hadleri bildirmiş oluyoruz. Maalesef kendini hisseden kimse burada tabii hemen şey yapmayalım diyorlar. Ya hemen burada da bir ayrılmayalım yani. Bırak burada da hani bunu da en azından siyaset, iç siyaset polemiği haline getirmeyelim. Vallahi çok da zorlamıyorsun ki. Yani sonuçta Yunanistan var, Türkiye var. Bir dışları şeyinde boyutunda bir tartışma var. Ve senin Mevlüt Çavuşoğlu terbiyesiz, edepsize hak ettiği şekilde cezasını kesmiş. Herkesin göz önünde, dünyanın göz önünde kesmiş. Bundan da eğer bu ülkeye ait olduğunu hissediyorsan bundan memnuniyet duyarsın. Çünkü Yunanistan halkını asla şey, bağdan bahsetmiyorum. Yani, öyle bir şey yok. Zaten oradaki cümle Yunanlı biz dostuz yani Yunanlılarla. Yani bu egemenlik hakkımız ben ihlal edilirse Avrupa yani. Birliği size yaptırımı gündeme getiririz gibi böyle bir tehditvari açıklama yapınca Sayın Çavuşoğlu bunların hepsini söyledi. Birincisi egemenlik hakkı diye bir şey. Yani. Egemenlik hakkı diye bir durum söz konusu değil zaten o bölgede. Yani Avrupa Birliği bile böyle bir şeyi alma ihtimali yok. Kaldı ki yani buraya hani efendi gibi geldin, efendi gibi konuşalım, mevzunun ne olduğunu görüşelim diye yapıyoruz. Ama sen kalkar o vaziyette bir tehdit dili kullanırsan bu yönet, evet. Bunun da altında kalmayız. Yani bu yönetimle ilgili bir şey. Etti. Daha yönetimle ilgili bir şey. Yani yoksa bir de tekrar söyleyelim. Çok daha arkadaşlarımız, dostlarımız da var. Yunan halkıyla Türk halkının hiçbir şekilde sorunu olmaz ama bu yönetimler maalesef, zaman olmadı canım, yok. Maalesef bunu şey yapmaz yani böyle bunu kaldırmaz. O yüzden yanlış anlamadım tekrar söylüyorum. O kaşındı. Mevlüt Çavuşoğlu istediğinden fazlasıyla kaşıdı. Sıvadı, abdestine verdi, gönderdi. Öyle edepsizlik, terbiyesizlik yapan bir adama da bundan daha güzel cevap veremezdi. Benim sadece bunu görmeyip de hala efendim ya Türkiye şov mu yapıyor diye veyahut da Mevlüt Çavuşoğlu'nun bu hak ettiği dilden konuşmasını olumlayamayanlara karşı bir duruşum var. O da arkadaş yani yeterli diyorum bu sizin muhalefet anlayışınız. Yani o kadar kötü bir savrulma var ki burada ya. Şunu bile takdir edemiyorsan Sözcü'nün de Cumhuriyet'in de dün olay tazeyken ilk yapmış olduğu manşetleri eğer silmedilerse Google'dan tekrar bir baksınlar. Ben hepsi dedim. Zirvede kriz bilmem ne sanki iki tane ülke ya takdir et bari bunu takdir et o da yok. Nereye bağlı oldukları belli değil. Ondan sonra diyorum ki buna tasmayı tutanlar deyince vay hakaret ediyorsun. Vallahi bilmiyorum sen sevinmediğine göre sen sürekli bize doğru çemkirdiğine göre senin tasman başka bir yerde. Yani Sözcü ve Cumhuriyet için söylüyorum. Yani aynen burada olmasa gerek. Bundan da mutlu olmuyorsun çünkü. Yani Yunanlı bir adam kafasına vursaydı şeyin Çavuşoğlu'nu ondan mı mutlu olacaktı onu da bilmiyorum. Yani bir yukarıda kriz olmuş bilmem ne falan. Vallahi çok bizim açımızdan Türkiye açısından sorun değil. Çünkü yani cevabı acıyor ama yani. Cevabı bugün veriyor aynı şekilde. Eski düzeltmiş birazcık. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Ramazan'ın ikinci günü Ankara Mamak'ta bir aileye iftar ziyareti vardı malum. Evet dünkü orada gösterdi bizi dünkü. Evet. Bir gün öncesiydi zaten. Salı günü, çarşamba günü. Bu fotoğraf Sözcü, Cumhuriyet, Cumhuriyet Halk Partisi, Emin Çöleşen, Mine Kırıkkanat gibi İslamcı kesimi çok rahatsız etmiş. Ona biliyorsun bunlar hani böyle Ramazan'ın bu anlamda istismar edilmesine, ondan sonra dinin bu vaziyette istismar edilmesine karşı çıkan dindar bir kesim biliyorsun. Kim bunlar? Şimdi Mine Kırıkkanat bir daha söyleyeyim. Emin Çöleşen, Sözcü, Cumhuriyet, CHP. Bunlar hakikaten çok şey yapıyorlar yani böyle dinin istismar edilmesine falan. Çok hassas kesim bu kesim. Çok güçlerine gitmiş. Bu fotoğraf üzerinden söylemediklerini bırakmamışlar. Şuradan verelim. Tabii CHP derken CHP aslında bu konuya falan girmiyor ama CHP zihniyetinde olanları bu konuya girdiğini ifade edelim. O da şu. Mine Kırıkkanat bir tweet paylaşmış. Tweetinde 21. yüzyıla geldik. Şimdi uzay çağındayız. Kaptan Kirk bilmem ne hikayesiyle beraber yıl 2021 uzay yolundan Kaptan Kirk bildiriyor. Anatolia gezegeninde İHA'la uçuşuyor ama masa henüz keşfedilmemiş diye yazmış. Böyle bir bilgisi var. Sözcü gazetesinden Emin Çölaşan da bunun bir kurgu olduğunu,
Erdoğan için aslında yer sofrası hazırlandığını, bu dönemde insanların yer sofrasında olamayacağını, tepsiler, siniler getirtildiğini özel olarak vesaire vesaire cümlelerini kullanarak buradan yürümüşler. Her sene de bunu yaptığını falan ifade ediyor Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Şimdi birazdan o videoyu seyredeceğim. Yani. 2011 yılındaki Erdoğan'ın videosunu. Orada aslında Erdoğan tam bunlara cevabını veriyor da. Yerde yapılan iftar şov diye de Nemin Çolaşan almış. İşte bütün bence sıkıntı burada başlıyor. Yani biz bunu tanımak derken, muhalefet derken Emin Çolaşan, hey gidi hey. Yani Emin Çolaşan dedim mi maaşını dolarla alan. Ertuğrul Özkök de buna diyor ki ya Türkiye'de büyük bir sıkıntı var diyor. Yani dolar diyor birden bir yüzden bir altı yüze fırladı. Dolarlara artık Türk lirası olarak verilmeyince Emin Çolaşan diyor ki olmaz. Olmaz diyor. Ben maaşım dolarla alırım diyor. Artık maaşım dolarıyorsa zerre kadar ilgim yok da. Yani şimdi böyle bu tipler işte biliyor musun? Melih Gökçe'yi meydan okuyup da bütün malımı ve teslim ediyorum sen de benimkini ver bakalım deyip meydan okuduğunda geri adım atan bir kişidir bu. Kaç milyon doları varsa artık. Hiç beni ilgilendirmiyor paranın şeyi ama şu beni ilgilendiriyor. Yani Allah gönlüne göre versin. Allah verir. Çalışana da verir. Bilmem isteye de verir. Şimdi adamların yaşadığı bir hayat tarzı var. Tamam mı? Ey Türk milletim, ey halkım beni unutma. Uğur Dündar da böyledir. Emin Çalışan da böyledir. Hepsi böyledir. Villacı, villa bilmem necim. Bunu söyleyince hemen otomatiğe bağladın. Otomatiğe bağlayarak söylüyorum. Hiç görmemiş tabii. Halk dediğim mi? Cumhuriyet Halk Partisi de bundan farklı değil yani. Sen şimdi bir Cumhuriyet Halk Partili vatandaş açaç diye bağıracak ya. Açaç diye bağıracak ya. Mesela fakir bir adam bulamıyor. Ulaşamıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin fakir ulaşması mümkün değildir. Yani millet yıllar boyunca bu milleti sömüren, bu millete zulmeden, oligarkların, baronların olduğu bir partidir Cumhuriyet Halk Partisi. Ne bekliyorsun? Cumhuriyet Halk Partisi sofra mı görmüş? Yer mi görmüş? Cumhuriyet Halk Partisi, CHP bildiği tek şey çilingir sofrası en zayıfı. O da bir de üzerine alkol. Bitti. Çilingir sofrası. Kafalar güzel olacak yeter ki. Zaten açları da biliyorsun viskici çıkıyor bunların. En açı. Yorgan bulamadım. Ölüyordum, bitiyordum. Süt bulamadım. Hayda. Cebiyle gidiyoruz. Hayatımız devam ediyor. Bir değil, iki değil. Bunların da en açları yani aynı zamanda bir obezite problemleri de var. Bunları söylemek zorunda bırakıyorlar. Çünkü böyle saçma sapan bir yoruma. Şimdi yerde yapılan iftar şov. Hoşuna gitmiyor. Ya arkadaş İstanbul'un göbeğinde Emin Çolaşan ve diğerleri. Mine 40'ı saymıyorum. O zaten başka bir alemde yaşıyor da başka bir gezegenin insanı o. Ne demekse başka bir insanı. Uzaylı diyeyim daha doğrusu. Hayatta görmediler. Şu an İstanbul'da bile Mine. Şu mahalleden çık. Sana samimiyetle birçok evde yerde yenir. İstanbul'da yer sofrası diye bir şey hala var. Ya ben kendimden söyleyeyim. Ben size kaç defa daha önce de yapıyordum yurt dışındayken de. Yuvarlak sofrayı katlayıp ortaya koyarsın. Sünnettir de çok da rahat, çok da keyifle yenir. Yer sofrası diye yemek. Eğik olduğu için fazla yiyemezsin. Mideyi de rahatlatır falan filan. Böyle bir şey var yani. O uzaylı gibi bakmasının sebebi. Bunlar bu ülkenin adetlerinden, törelerinden, her şey kopuk olduğu için bunlara acayip geliyor. Şimdi ben aklıma şey geldi mesela. Japonlar dışarıda ceketli kravatlı gezerler. Japonya'da kalan bir arkadaş bana atmıştı. O kadar çok adetlerine bağlılar ki öyle çok bazı şeyleri, ritüelleri var eve gelince yapıyorlar. O koca insanları dışarıda gayet bir şirket çalışanı, bir yani normal bir batılı bir profil gibi düşün. Bir çalışan kadın veya erkek fark etmez. Eve bir geliyorlar abi diyor. Evde diyor o kadın kimonoyu giyer, adam bilmem ne yapar. O eski ne kadar o işte yerde oturup bir takım şeyleri yaşıyorlar diyor. Yani o eski dünyalarını hatırlamaya çalışıyor ve ondan kopmamaya çalışıyorlar diyor. Japonlardan bahsediyordu. Hiçbir Japon'a vay şov yapıyorsun falan demezler zaten. O oturacak o küçük bardağında o çayı koyarken bir 10 dakikada koyacak, 5 dakikada karıştıracak. Şimdi bu orada oranın tarafı da. Bizim anlatmak istediğimiz şu. Yer sofrası diye bir şey var. Tayyip Erdoğan yer sofrasını yemiştir. Emin Çolaşan yememiş olabilir. Sen şimdi kim o? Bütün bu ne derdi ona? Sözcü ekibi. Yılmaz Özdil. Bunlar yer sofrası görmemiş olabilir. Bunlar köyde hayat görmemiş olabilirler. Yufka açılmayı bilmeyebilirler. Bu insanların dünyada alakası yoktu zaten. Batılı ya. Hani Onur Eymen'in dediği gibi. Vals yapmasını bilmeyen bir başbakanı adam kabul etmiyor zaten. Vals yapmayı bilmeyen. Adam valsten başlamış bu işe. Şimdi bunu görünce de buna bir şov diyor.
Bunu bir aslında ne kadar garip. Ondan sonra diyorlar ki bu millet niye? Bu millet CHP'ye oy verir mi ya? Sizin gibi baron çocuklarına, müstemeke çocuklarına, sizin gibi satılmışlara oy verir mi ya? Sen bir kravat takıp da bir düğme, bir vals yapmayı batılı olmak gibi anlıyorsun. Ya bu milletin binlerce yıllık geleneğinde olan, bu toprakta en az 1000 yıl bu şekilde bulgur pilavına kaşık sallamış milletin çocukları bunlar. Yani niye şaşırıyorsun ki? Hala var, İstanbul'da da var. Ben kaç defa kendimle bizzat evimde de bu tür bir şey hazırlığı için kaç defa çalışmışım üzerinde. Hatta planladık, dedik ki yani bir yer sofrası yapalım evin içerisinde. Hakikaten çok keyifli. Özel bir lezzeti var onun abi. Samimi söylüyorum. Ortaya koyuyorsun. Bunda ne var? Bunun gericilikle bunun alakası var. Senin o yer sofrasında yemek ye adam aya bak diyor. Ondan sonra İHA diyor. Dünyayı meydan okuyor. Fizan'a gidiyor. Kafkasya'ya gidiyor. Dünyayı meydan okuyor. New York'ta hatırlıyorsun. Dünya beşten büyüktür diye. Bütün New York Times'ın başından bütün gazeteleri başına çıkan adam o. Seninki ne yapıyordu biliyor musun İnönü? Ayak yalatıyor İnönü. Bak kravat, frak üzeri gayet güzel bir alkolümüz burada. Arkada güzel bir yaşam. Gayet şapka, melon. Kadınlarda melon. Erkeklerde fötür. Burada bir frak. Penguen gibi orada smokin de giy. Smokin de değil frak. Kuyruklara taktığın zaman bir de vatandaş, köylü, hasolar, memolar geldin mi bir de ayağını yalat, öptür. Al sana CHP profili. Doğru çok çağdaşız. O kadar çok çağdaşız ki abi en iyi alkolü biz tüketiyoruz. Bir tane de Cumhuriyet gazetemiz var. İsmi Cumhuriyet burada. Tamam mı? Ondan sonra kafamızda bir tane fötür. Bir de frak. Bir de smokiniz. Bir de balodayız. Bitti baba. Ne o? Gürbüz çocuk köyde. Köylümüz sabah sürüyor. Baba makine, uçak, uzay. 40, 50, 60, 70, 80. Bir tane Anıtkabir'deki Bayraktar ipini yaptık. Bravo. Hocam araba, otomobil, bilgisayar yok. Peki uçak yok. Varsa da kapattım zaten. CHP'den söz ediyorum. Emin Çöreşan'ın kökünden bahsediyorum. Peki ne var sende? Bende bol alkol var. Tamam mı? Bir yeni versiyonumuzda cinsiyet ayrımcılığı kaldırdık. Toplumsal cinsiyet var. Bütün gayler, lezbiyenler, biseksüeller, interseksüeller, bilmem ne seksüeller hepsi kabul ediyorum. Aile yapımı olarak kabul ediyorum. Kim o? Kılıçdaroğlu. Benim dedem de zaten, dedelerimiz de zaten burada alkolleri tüketirlerdi. Bir de balı öğrendik. Bir de Sinan Çetin'in o filminde olduğu gibi. Mutlu ol bu emirdir. Tak pilavı oraya. Yok Bach dinleyeceksin. Wagner dinleyeceksin. Bunu da koydu. Tamam. Bir de kıyafeti de yabancı bir göründün mü? Bitti. Baba Türkiye %95'i 99'u ağaç. Kara saban. Lastik ayakkabı giyiyor. Fark etmez. Ben İstanbul'da plak dinliyorum. Bu adamlar buradan gelme. Peki baba Türkiye geri gidiyor. Fark etmez. Benim sahibim dedi ki bana bir tane maaş ayardımıyla süt tozu gönderdi. Yiyin de alın bakalım yiyin. Ben gidiyorum Avrupa'ya gidiyorum. Turnelere çıkıyorum. Baba sen ne yapıyorsun orada? Sanatçıyım bunu yapıyorum. Sen ne yapıyorsun? Bize makineye ihtiyaç yok. Alman getiriyor. Amerika'da getiriyor. İngiliz de veriyor bana zaten. Ben üretmeme gerek yok makine falan. Ben böyle bir milletim. Yani bu kadar şuursuz, bu kadar ahmakça bu milleti bu hale getiren bu kafa, bu yobaz kafalar, gerici kafalar gelmişler şimdi. Hepsi için söylüyorum. Hakikaten yobazlar yani. Gerçekten illallah ettik bunlardan. Türkiye'yi bu hale getiren bu kafalar. Emin Çöreşan'ından tut. Türkiye'yi böyle gerici hale, Türkiye'yi bu hale getiren bu 2000'li yılları hatırlıyorsun ya. Son dönemlere kadar. Bu sabah çıkmışlar yine aynısını konuşuyorlar. Bu bildirilerle ilgili yeni şeyler var ya. Yine ifadeye çağrılan bazı askerler var. Bu zobaz kafalar Türkiye'yi böyle olmasını istediler. Ve fakat bu millet Stockholm sendromuna asla yakalanmayacağını da ispatlamıştır. Neden Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı gelmiyor? İşte bu. Bunun yüzünden gelmiyor. 3-5 tane aile hani politbüro üyesi gibi 3-5 tane siyasi yönetim grubu tamam. Biraz darbeciler, biraz cuntacılar tamam. Bir de kendine ait bir üst tabaka, bir elitist anlayış içerisinde yaşa. Geri kalan Türkiye sana hizmet etsin. Ne yapsın? Buğday satsın değil mi? Diyor ya saman satsın, buğday satsın. Bir 10 ton buğdayla 3 tane viski şişesi aldı mı sen mutlusun. Aynen. O önemli değil. Kafa böyle çalışıyor. Tabii Erdoğan'ın 2011 yılında bunlara vermiş olduğu bir cevap vardı aslında. O dönem başbakanında. Arkadaşlar o video hazır mı? Onu da bir getirin şeye. O tam mecliste, kürsüde konuşma yaparken
din ticareti yapmayın diye CHP sıralarından laf atılınca Sayın Başbakanına konuşmasını yarıda kesip o meşhur, hakikaten meşhur yani bir hatırlatmak babından iyi olur. Bir dinleyelim bakalım ne söylemişti bunlara. Hayat ticareti, umut simsarlığı hiçbir zaman yapmadık, yapmıyoruz. İmkanların kaynaklarını, bakın çok ayıp oluyor. Değerli arkadaşlar, biz dini yaşarız, tüccarlığını siz yaparsınız. Burada cevabını vermiş zaten. Daha uzun bu konuşma. Fakat burada tam konuşma yaparken, ticaretten bahsederken, din ticareti yapıyorsunuz, ediyorsunuz diye CHP'li milletvekilleri laf atınca Sayın Cumhurbaşkanı'na, dönemin başbakanına, ya çok ayıp ediyorsunuz dedi. Yani dini biz yaşarız. Ticaretini siz yaparsınız. Peki bu cümleyi nereden biliyoruz aynı zamanda? Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel başkanı olduğu dönemde meşhur bir video var yine. Bu eskilerden falan hani hatırlıyoruz ediyoruz madem buradan. Evet. Yürüyelim. O videoda da ezan daha okunmadan ezanın okunmasına 10 saniye 20 saniye duyulmuyor. Bekliyorsun ezanı zaten. Sayın Kılıçdaroğlu'nun su içme görüntüleri vardı. Bir onu da görelim o videoda hazırsa. Bunlar da gelsin. Şu görüntü. Siyah Sezgin yanındaki değil mi? Solundaki. Sağındaki de Nazlı Akazan dersen. Barış. Biraz geriye alabilirsin. Bir kere daha baş taraftan gördüğümüzde şu anda ezan başal tekrar. Şov. Az şov işte bu. Ezan okunuyor daha. Ha, şov bu işte bak. Al şov. Şovun babası. Hakikaten uyarılıyor. Bu hikaye bu. Hocam, şimdi. Ama bunu şunu şuraya okuma okurken doğru okumak lazım. O da şu. Oruçtan bir insansın yıllar boyunca. Sen tam o kadar beklemişsin bunca saat. Tamam mı? İlk yapılan şey herkes sorarsın. Çok dikkatlisindir o suyu yutmadan önce. Çünkü bozulacak. Tabii abi. Okunmazsa. Okundum, okundum. Duydun mu abi? Duydum. Ezanı, okuyun, ezanı okuyun. Yani teyze. O şekilde Allah'a ekberin ağzından hemen atmazsın. Birazcık da beklersin. Allah affetsin. İnşallah yani ben böyle okuyorum. Alıp da böyle lop işte. Ha okunuyor muydu falan. Ya, bu arada boruç yutmuyormuş. Onun ötesinde ha. Şöyle bir bu, şey de var. Böyledir. Oruç zahire tutuyor olmanız ya da tutmuyor olmanız sizi bağlar. Kimse kimseye sen doğru oruç tutacaksın. Sen ben, tutmayacaksın. Beni de ilgilendirmiyor. Fakat şov yapmayacaksın. Değil ama. Şovunu yapıyorsan da doğru yap. Doğru yap bekle. En azından. Ezanı bekle. Aynen bu şeye benziyor. Yani seçim öncesinde Eyüp Sultan'a gidip huzur duası okuduktan tabii, sonra tabii. Seçim sonrasında bir daha uğramama gibi oluyor tabii, hikaye. Tabii. Yani gerek yok. Çünkü dini istismar Ekrem eden. Ekrem İmamoğlu işte. En dinin, çok bu işi yapan. Evet. Dinin ticaretini yapan. Sizlersiniz yani. İftar çadırlarına gittiniz. Tabii. Oruç tutmadığınız halde tutuyormuş gibi yaptınız. Kur'an okumadığınız halde huzur duasına çıktınız. Yani Müslüman dindarlarla ilgili olarak fikirleriniz net olmasına rağmen sanki onlar gibi düşünüyormuş gibi ya, el bağladınız bilmem neler yaptınız. Ya ateist olduğunu saklamayan İstanbul İl Başkanı CHP'nin yani bir de hani İftar sofrasında oturuyor böyle yapıyor. Ya onun da ötesinde cenaze namazında falan birinci safa girmiş falan da. Hani sana ne ki cenazeyle? Yani, öteki taraf yok ateist diyorsun. Sokaktan kaldırsınlar diyen birisi. Bu, evet. Bunun üzerinden yani işin ticareti ve istismarı böyledir. Erdoğan hani şöyle derler kendini bildi bileli. Tamam. Müslümanlığın gereklerini yerine getirmeye çalışan bir kişi. Yani dinini kendisi yaşıyor. Dünyası evet, zaten biliyoruz. Ayrı bir mevzu. Bunu da biliyoruz. Yani. Sen birçoğunu görmüyorsun. Belediye seçimlerinden önce de böyleydi. 94 belediye seçimlerinde de böyleydi. Refah Partisi yöneticiliğinde de böyleydi. AK Parti kuruluşunda da böyleydi. Başbakan olduğunda da böyleydi. Cumhurbaşkanı olduğunda da böyleydi. Adam gizlemedi ki bunları. Adam kaç zaman. Yıllık yobaz ya. Yılların yobazı. Yılların yobazı yani. Erken yaşta namaza başlamış. Oruç tutmuş. Küçük yaşlarda. İmam Hatip'te okumuş. İmam Hatip'te okumuş. Bak bir daha İngilizce okulda ya. Benim gibi. O da benim gibi için, yani bu işin bu zaten işin doğuştan istismarı, bu istismar böyle evet. Ticareti evet, doğru. Böyle yapılır. Böyle yapar. Sonra Sayın Kılıçdaroğlu AK Parti oy vermek haramdır diye bir de fetva verirsin. Bir de fetva verirler. Bir de arkasından işte Nazlı Aka. Bak burada en iyi istismarı yapan Nazlı Aka en azından. Bekliyor ezan diyor var mı tak okundu bak. Hareket bu. Oğlum öğren. Nazlı Aka yanlış görmüyorum. Nazlı Aka. Nazlı Aka evet. Şey değil miydi o? İşte mağdur olmuştu tamam. Atatürk portresinden dolayı o dedikodu çıkarttı evet, diye kadıcağı evet. Atlan sonra tekrar şimdi bunların abi. Yerlisi böyle yabancısı da fark etmiyor Hikmet. Yani yerlisini ve yabancıyı kıyaslarken mesela Danimarka örneğinden yürüyeceğim. Bunu birbirine bağlayacağım. Bu nasıl bağlayacağım sen de şaşıracaksın. Biliyorum şimdi, gördüm fotoğrafı bağlayacağını mı? Şimdi. Yani bağlayacağım fotoğraf şu. Değerli izleyiciler şu fotoğraf. Şöyle Danish cute policeman. Evet. One day. Bu fotoğrafı hatırlarsınız. Suriyeli göçmenler Danimarka'ya geldiklerinde
Danimarka polisi sokağın orta bir yerde işte asfaltın ortasına oturup karşısına Suriyeli bir çocuğu alıp karşılıklı oyun oynuyor hikayesiyle nasıl böyle içten sevecen Kikabu candan oynuyor. Falan filan aynen öyle fotoğraflarını dünyaya servis etmişlerdi. Hatta bildiğim kadarıyla bu fotoğraf ödül de aldı. Öyle hatırlıyorum ben. Almıştı değil mi? Tahmin koskoca ediyorum öyleydi. Polisi. Değil mi yani? Şimdi ne oldu Şevkat'e peki? Bak. Hemen bu fotoğrafın çekildiği saatlerde bile aslında böyle bir şey söz konusunun olmadığını herkes biliyordu ediyordu ama o dönemden hemen sonra yapılan uygulamalarda Danimarka içinde mültecilerin ziynet eşyalarına el koymakta olan mülteci karşıt yasalarını çıkarttı. Allah'ım ya. Kamplardaki, yani. Bak burası çok daha önemli. Kampta yer alan 63 tane mülteci çocuk kayboldu Hikmet. Subhanallah. Kayboldu, ya. Kayboldu. Biliyorsun bak, bunların çocuk ticaretleri, organ mafyası, çok bir sürü şeyleri, hikayeleri falan. Danimarka ya. Oturum izinleri de iptal ediliyor. Biz niye? Çünkü Suriye artık güvenli bölge. Sizin burada oturmanıza gerek yok. Ülkenize dönün. Hikayesi yapıyor. İçimizdeki faşistler bunu alkış tutuyorlar. Ayrı bir mesele. Tabii. Onlara hiç girmiyorum mevzulara falan ama... aynı zamanda Danimarka, yani bütün bunları yapan Danimarka'ya da şunu da unutmamak gerekiyor. Bu AstraZeneca aşıları pıhtılaşma nedeniyle biliyorsun yasaklandı birkaç ülkede. Danimarka ilk yasaklanan ülkelerden bir tanesi. Bu Danimarka kanda pıhtılaşmaya neden olduğu gerekçesiyle ülkesinde kullanımını yasakladığı AstraZeneca Oxford aşılarını fakir ülkelere hediye etme kararı almış, hibe etme kararı almış. Böyle gidiyor dünya işte. Dünya beşten büyüktür. Dünyadaki bu adaletsizliğe isyan eden Erdoğan'a geldi hatırlamadı işte. Bunları küfretme şimdi bak Ramazan. Kılıçdaroğlu'nun oruçla imtihanı, Batı'nın insanlıkla imtihanı. İyi bağlayabildin mi? İyi güzel bağladın ama dediğin gibi yani bu kelt diyorum ya. Vikingler, keltler her neyse. Bu manzara işte bu yok şey oynadık saklanma oynuyor falan çok güzel manzara. Ya çok çok yazık bir durum var ya. Bütün dünyanın göz önünde. Dün de aslında Yunanistan işte Yunanistan o yüzden kızıyoruz. Adama neydi adam ismi? Dendias. Nico Dendias. Dendias'a da o yüzden kızıyoruz. O da çıkmış konuşuyor bıcırcırcır. Yok efendim hakkımız hukukumuz bilmem Libya. Ya çok acı bir şey değil mi yani sen de sonuçta Doğu Kilisesi Bizans torunusun değil mi? Yani bu koca medeniyetten bahsediyorsun. Ya insanları ölüme terk ettiler. O şeyi açıklarında, Yunanistan sularının açıklarında. Ya, kaç tane şey hücum botları şeylerle neydi onun ismi? Evet adamları yakaladılar, soydular, eşyalarına el koydular. Çıplak olarak attılar öbür tarafa. Türkiye tarafına. Tabii doğru ve Batı'nın da Yunanistan'a bakışı hep böyledir. O atası gibi bakar ona. Yunanistan'ın farklı bir tavası vardır ya. Alman'da, Fransa'da, İngiliz'de. Bir medeniyetin atası olarak gördükleri için Grekçe'yi de Yunan'ı da öyle görürler. En azından Doğu Kilisesi. Bizans çocukları bunlar. Bu kadar büyük medeniyetten bahsediyorsun. O kadar küçüksünüz ki aslında yani insanlık adına. Vicdan, adalet ya bunlara dünyayında kalınca zaten dünyanın bu hale gelmesi sebebi bu vicdansızlar, bu medeniyetsizler, kendilerine medeni olan bu Batı dünyası, Batı medeniyetinin hakkaniyetsizliği yüzünden, adaletsizliği yüzünden zaten dünya bu hale geldi. Yani silahları da satarlar. Göçmenleri de bu hale getirirler. Kendine gelince de öldürürler. Çıkıp dünyaya da sana bir ders verirler. Yunanistan'ın bizi yapmak istediği gibi, dediğin gibi Danimarka'da bebekle çok iyi anlaşan bir asker. Az bir aç kalsanız birbirinizi yersiniz, gebertirsiniz, gırtlağını kesersiniz. Tanıyoruz sizi yani. Soya çekim diye bir şey var dünyada yani. Bir dönsen döneceksin gene elinde baltayla vikingi. Sen o kadarsın zaten. Aynen öyle. Yani bu böyle bir şey de var. Yani ama dediğim gibi onu gösterip de bunu yapmak Türkiye'deki ayağı da bence iyi hatırlattık. Özellikle bu din istismarcı diyen iki kelimede bir daha bu cumhuriyet kafası. Cumhuriyet yazarı. Din istismarcıları. İşte, ya din istismarı falan değil. Adam böyle yaşıyor diyorsun. Bu adam Müslüman. Müslüman dediğin namaz kılar. Müslüman dediğin bunu yapar diye konuşur. Din istismarı diyor. Ama kendisi dediğin gibi bu çok yani insanı hakikaten çok can sıkıcı bir şey bu Murat. İnanamıyorum yani. Kılıçdaroğlu sabah akşam kalkıyor. İmamatipleri biz açtık. Türkiye'deki başörtüsünü ben çözdüm dedi adam ya. Düşünebiliyor musun? Yani istismar bu değil mi? Söyledim. Aynen öyle. Vallahi. Anayasa Mahkemesi'ne götüren kendisi halbuki.
Yani bunu ben çözdüm dedi. Ezanı biz seviyoruz. AK Parti'ye oy vermek haramdır dedi. Öteki Muharrem İnce oy isterken dedi ki ikra. Önce dedi Kur'an-ı Kerim oku diyor dedi. Kur'an okuyorsan dedi Erdoğan oy verilmez. Bunlar saçma sapan abuk sabuk şeyler bunlar ya. Onda birini söylese bir AK Partili derler ki dinci takunyacı, gerici yobaz. Bak dini istismar ediyorlar. Ulan bu ne yaptın senin? Hem yaşamazsın, hem bilmezsin, hem 7 dakikada domuz bitirirsin. Bu kadar ritüelle ne işimiz var? Ben dinsizim, sokakta gezdim, sokakta beni kaldırın diyorsun. Elini kaldırırsın. Bunlar istismar değil. Bir Müslümanın namaz kılması istismar. İnanılacak gibi değil yani. Bu böyle yani bunu kabul etmek mümkün değil yani. Valla işte ama vatandaş biliyor işte akşam bunları. Akşam gazetesi var. Sağ arkadaşlar yoksul ülkelere diye AstraZeneca Oscar aşısını yoksul ülkelere dağıtacak diyor evet. Danimarka. Kendisi durduruyor. Kanda patılaşma riski yarattığı değerlendiren aşı 19 ülkede askıya alınmıştı ama sorun değil. Niye? Bak yazık. Bunların hikayeleri çok şu. Yazık. Bu batı denilen bu tırnak içerisinde tek dişi kalmış bu medeniyetler doğuyu, uzak doğuyu demeyeyim, doğuyu, Afrika'yı öyle bir sömürdüler ki sömürmenin neticesinde hani hiçbir şekilde öz kaynaklarına ulaşamayan ve batı tarafından sömürülen halklara dönüp de ondan sonra siz çok fakir kaldınız, çok fakirsiniz deyip bir de bunun üzerinden aşağılama girişiminde bulundular. Yani oranın fakirleştirilmesinin gerekçelerinden bir tanesi sizsiniz. Yani hani bu çok uzun mevzu, bunlara falan girmek evet. istemiyorum ama evet. bir taraftan da böyle bir durum söz konusu. Şimdi yine tekrar içeriye geleceğim, içeride bağlayacağım. Bu meseleyi Kemal Kılıçdaroğlu'nu yakalamışken bırakmamak lazım bu hususlarda. Görüntüleri, örüntüleri falan da bu anlamda ne demişti, ne oldu hikayelerine baktığımızda. Ya Şubat'la Nisan arasında öyle ilginç şeyler yaşanıyor ki bunlar da çok şükür hafıza falan da hani şeyin hafızası, dijital ortamın hafızası da hiç unutmuyor. Hani evet. hafızayı beşer nisyanla malüldür derler insan evet, hafızası için, beşer hafızası yani. İçin ama dijitalde hakikaten böyle değil. Şubat ayında bu daha doğrusu şöyle, Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla hem üreticiyi desteklemek hem ihtiyacı olanlara dağıtabilmek babından soğan ve patatesler üreticiden satın alındı devlet tarafından. Evet. Valilikler kanalıyla da ihtiyacı sahibi olanlara falan dağıtılıyor bila evet. bedel, bila ücret. Hem üreticiyi desteklemek hem ihtiyacı güzel. Sahibi olanlara destek vermek babından yapılan bir hikaye. Artı Çeltik de topluyor Toprak Mahsulleri Ofisi. Devlet olarak alıyoruz. Onu da aynı şekilde ileride piyasaya müdahale etme ihtiyacı olduğunda pirinçten bahsediyorum. Evet. Bunu da sağlamış olacak. Fakat bu patates ve soğan hikayesi gündeme gelmeden önce Sayın Kılıçdaroğlu bir açıklama yapmıştı. Şubat 2021'de. Sonra bu patates ve soğanlar ücretsiz dağıtılınca halka Nisan'da bir açıklama yaptı. Şimdi o iki konuşmayı yan yana getirmişler. Sosyal medyada dolaşıyor. Bir izleyicilerimizi hatırlatalım. Buyurun. Sen soğan üreticilerine para verip o ürünü aldın, fakir fukaraya dağıttın diye biz karşı mı çıktık? Bari işte ise şu patates üreticilerinin sorunlarına eğilsinler. Ben eğileceklerini sanmıyorum. Vatandaşa soğan dağıtıyor şimdi, patates dağıtıyor şimdi. Şu akta bakın, şu mantığa bakın. Sen soğan üreticilerine... Şimdi yani Şubat ayında diyor ki, yani yapmazsın ama... Ya kardeşim en azından soğan üreticilerinden, patates üreticilerinden al şu şeyleri devlet olarak satın al. Evet, evet. Millete dağıt. Evet. Üreticiye destek ol. Yapmazsın ama. Evet. Aradan geçiyor abi 2 ay. Şuna bak şu an düştü abi. Şuna bak ya. Gitmiş soğan ve patates satın almış. Bu ne akıldır falan diyor. Valla Kılıçdaroğlu Ramazan'da hiç çekilmiyor. Yani böyle var ya böyle insan şey yapıyor tabii biraz da. Bu çok yeni bir şey değil tabii yani Kılıçdaroğlu bu hani Şubat'tan Nisan'a ne değişmiyoruz da. Efendim? İki ayda normal çok uzun sürmüş 10 yani. 10 dakikada falan olan şeyden tamam. hatırlıyoruz diyorsun. Tamam. Bir video yani, daha vereyim o zaman sana. Yani Kılıçdaroğlu ben sana söyleyeyim yani işte bu hala basit bu kafadan kurtulamıyor. Bak bir yerecek ya yani politika üretmek yok. Patates fiyatı, Türkiye'nin şeyi, ekonomisi, Türkiye tarım yatırımlarıyla ilgili... Bir vizyon yok. O yüzden patatesi niye yok? Boş kaldı. Dağıtıldı. Aa şuna bak dağıtıyorlar. Bu kadar. Bak. Çiftçi yardım etsene. Ne yapıyorsunuz? Deli misiniz? Alın elinden. Alıp şu hale bak. Ne şov yapıyorlar. Işte. Çiftçiye yardım ediyorlar. Ya, domates var. Pembe domates. İktidar neden? Pembe domates. Tek tek paketlemişler pembe domates.
Bir video yani daha var. Yani bütün siyaset bu. Hadi ya, içerideki siyaset bu. Ya dış politikada ayıptır bari yapmayın diyesi geliyor insanın, ama bu Libya meselesiyle ilgili olarak muhalefetin, sadece Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu kafa böyle çalışıyor. Bu muhalefetin de Millet İttifakı'nın Millet İttifakı'na yer alan ve dışarıdan destekleyen bileşenlerinin, üyelerinin Libya meselesinde açıklamaları toparlanmış. Çok güzel bir toparlama yapmış. Tamam. Yekvücut imzası görüyorum. Bir izleyelim bakalım neymiş bu Libya ile ilgili. Bir hatırlama yapalım yani. Asker gönderme talebine red verdi. Bu Libya tezkeresi AKP-MHP iktidarının bir savaş... Niye Libya'ya gidiyoruz? Asker gönderme talebine red verdik. Bu Libya tezkeresi AKP-MHP iktidarının bir savaş tezkeresidir. Kabul etmediğimizi Saadet Partisi adına ifade etmek istiyorum. Affedersiniz Saadet. Gönderme talebine red. Bu yani. Libya tezkeresi Saadet Partisi adına... Amerika orada, Yunanistan orada, Kıbrıs Rum yönetimi orada, Mısır orada, Katar orada, hepsi orada. Bir tek devlet yok, Türkiye. Niye yok? Niye yok? Niye Libya'ya gidiyoruz? Bizim askerlerin orada ne işi var? Ne işi var bizim askerlerin Libya'da? Türkiye. Niye yok? Ne işi var bizim askerlerin Libya'da? 2000 kilometre uzakta bir iç savaş yaşanan Libya'da taraf olmasını doğru bulmadım. Bu tezkereye net bir biçimde hayır diyoruz. Turkey turns the tide in the Libyan civil war of Turkey's government as its forces take back control of most of western Libya. كان حفتر قاب قوسين ادنى انه سيطر على كل ليبيا. فطلع لهم ايه الاطراف. Hafter'i de düşman ilan etti. Söyledim. Bakana da söyledim. Hafter'le de konuşmanız lazım. Ben Türkiye'nin müdahalesinin Sarraç iktidarını orada tahkim edeceğine inanmıyorum. But Turkey's extensive military aid to the UN-backed government earlier this year changed all that. And now Haftar, for the first time since April 2019, is effectively on the defense. Başarılı dış politika. Çok sağlam istihbarat kaynaklarından bize gelen bilgiye göre Tobruk yönetimi Trablus'u da bugün yarın aldı alacak noktaya gelmiş. Friday, the UN recognized government announced it had regained full control of Tripoli. Yani bölgede süratle yalnızlaşan Türkiye'nin Libya hatası bu böyle bir hatasıyla dünyada süratle yalnızlaşacağına eminim. Onu görüyorum. Fransa'nın ünlü gazetelerinden Le Figaro'da Libya'nın Sultanı Erdoğan başlığı atıldı. A few weeks ago, Khalifa Haftar's forces were on the outskirts of the capital, Tripoli. But the warlord's campaign failed and he's been in retreat since. GNA troops turned the tide over the past month, reinforced by military support from Turkey. Başarılı dış politika. Mehmetçi lejyoner gibi kullanmak bu meclise yakışmaz. Mehmetçi lejyoner gibi kullanmak bu meclise yakışmaz. Siz Mehmetçi'ye böyle sıfat... Ya çok ayıp. Sıfatla en büyük ayıp. Ce sont des militaires turcs, mais qui ont surtout des capacités de techniciens. C'est-à-dire qu'on a constaté au cours des dernières semaines que leur rôle a été très important, notamment. Bizim askerlerin orada ne işi var? In the Mediterranean, specifically in the Eastern Mediterranean, through changing the balance or in Libya, and the fact is that the Turkish intervention succeeded. Türkiye'nin gibi sebebi belli zaten. Ya bunu boş ver. Tekneyle geziyor. Zavallı o tekneyi de bırakma. Güneşliyordu şu anda o. Göbek gökyüzüne bakıyor böyle şimdi. Bunların ya, sonucu da bu. Etti, pisledi, gitti. Aynen şimdi öyle. Bunların sonucu da öyle. Libya meselesi hocam, güzel bir hatırlatma olmuş. Çok iyi hatırlatmıyor. 2019'dan beri almışlar etmişler ama. Bunların hikayesi bu. Yani soğan patates yardım edin bari diyorsun. Yardım ettiğin zaman bak görüyor musun yardım etti. Libya'da ne işimiz var? Ha pardon. Fizan. Herkes orada. Biz niye yokuz diyorsun. Orada oluyorsun. Ya bu dediği için yani daha doğrusu muhalefet söylediği için değil. Orada olması gerektiği için yani devlet aklıyla zaten onların bütün planlamaları falan yapılıyor. Oraya yer alıyorsun. Bizim ne işimiz var orada hikayesine geliyor. Yani aynı zamanda o cümlenin de devamını şey yapalım. Şey de vardı orada. Ne derdi? Akdeniz'de gemilerle aramalar oluyor ya işte Doğu Akdeniz'deki işte doğal gaz ve petrol arama meselesinde. Biz gemiyi çıkartmışız. Hatta hatırlarsın onda programını yapmıştık.
İşte Mısır orada, Yunanistan orada, İtalya orada, herkes tabii, arıyor. Tabii. Biz muhabbik oradan da arkadan gösterdik gemilerimizi. Nasıl orada olduğunu, Akdeniz'de haberi yok gemiye gittin. Şimdi bak hocam gerek yok yani haberi yok. Şimdi bu kadar... Kızılay çadırına girip Kızılay nerede yani, diye yani gerek yok. Bakış açısından yani zaten elinde, vizyon bekleyemiyorsun haliyle. Trump'ın önünde bizim adamlarımız gitti. Koskoca iletişim başkanı ve eleman elinde ha, kağıt evet. yok, kalem yoktu deyip de kağıt kalem olmadığı için grupta 15 dakika kağıt kalem atan bir adamdan söz ediyoruz. Düşünün kağıt kalem ya. Ulan 25 tane fotoğraf karesi var. Tamam mı? Bizimkiler bir çıkarttılar her şeyleri var. Şimdi hocam bak burada çok enteresan bir şey söylüyor. Özellikle Libya konusunda. O kadar rahat yalan söylüyorlar ki. Çok özür dilerim arkadaşlar. Ama bu kadar rahat yalan söylemek de kolay. Özel bir çabadır. Yani herkes yalan söyleyebilir. Bak ben söyleyeyim mesela. Elimde şu an telefon var. Bak yalan söyledim. Bunu da rahat söyleyebildim. Çünkü çok bariz açık bir yalan. Çıtan bu kadar diyorsun. Yani bu kadar bak, elimde şu anda bir tane 1978 Mercedes duruyor mesela. Bu yalan. Şimdi bunlar o kadar çok alışmışlar ki ben benim gibi göstere diyeyim. Engin Altay orada bir cümlesi var. Hep atlamamız lazım. Haftar'la niye görüşmüyoruz? Ben söyledim. Kaç lan söyledim. Bakanı ilettim. Bir de sana öğretiyor, yol gösteriyor. Haftar'la bir görüş. Daha önce vardı ya. Haftar laik. O daha iyi onunla görüş diyordu ya. O laik bu laik Tobruk hükmeti değil o zaten. Evet. Tobruk gelecek cümle çok güzel. Çok büyük, çok güçlü, çok sağlam istihbarat kaynaklarında aldığımız bilgiye göre. Bizimkiler Saraca doğru gidiyorlar ama kaynak bilgi alayan kim? Engin Altay. Cumhuriyet Halk Partisi dünyada en sağlam istihbarat kaynaklarına sahip. Yalnız biliyorsun. Selin Sayıkböke'ye vermiyorlar ama. O bilgiyi Selin Sayıkböke'ye vermiyorlar. Babul Havva'dan çıkınca Suriye'deki YPG'nin ne olduğu bilmiyor. Zavallı Selin Sayıkböke. Ama bu Libya'yı bir fizan tanıyor. Diyor ki kapının eşiğine gelmişler. Haftar zaten içeri girecek. Biz de burada tuttuğumuz için biz mahvolduk. Yandı bir tükür oldu. Bunu uyaran CHP. O kadar çalışmışlar ki sabah akşam böyle istihbarat kaynakları, dünya vizyonu falan. Çünkü viski masasından kalkmışlar bunlar. Bir anda Libya. Böyle rahat yalan söylüyor ki. Çok sağlam istihbarat kaynaklarına göre Tobruk hükümeti şu anda kapıya geldi ve düşüyor Libya. O kadar rahat yalan söylüyor ki insanlar. Doğru. Ben bu insan biraz edep, illa edep, şu kadar edep yahu. Maalesef siz yok. Kendi partinizi dün Engin Özkuç'u gösterdik. Kendi parti genel başkanının partisinin genel başkanının bir gün önce ne dediğini haberi yok Engin Özkoç. Kafayı kendini kaşıyor. Ha öyle mi diye hakikaten dedi mi falan diye. Aday olacak mı hakikaten? Aday olacak öyle bir şey dedi mi ya falan haberim yok falan. Adamın sözcüğünün haberi yok genel başkanından. Fakat adam dünya çapında Haftar. Bu Libya meselesi tüm dünyanın ayağa kaldıran meseleydi. Maalesef bir Amerikalı veyahut da orada bir İtalyan ya da bir Fransız konumunun da üzerine geçerek onları da aştı. Fransız bile daha temkinli gitti burada. Fransız'ın da üzerine Fransa olan bir CHP var bu ülkede. Ve maalesef bunlar hala meclisler. Maalesef diyorum. Ve maalesef bunlar hala az da olsa bir oyu var. Yani neyse onu söylemeyeyim. Niye böyle veriyorsunuz oyunuzu? Peki. Günün manşetini bitiriyoruz değerli izleyiciler. Fakat şunu da hatırlatalım. Hikmet sana da hatırlatmış olayım. Aklındadır gerçi. Önce konuştum seninle ama izleyicilerimize hatırlatalım. Bugün 16 Nisan malum. 2017'de başkanlık sisteminin referanduma sunulduğu tarih. 51.4 ile vatandaş tarafından onaylanıp vay be. Başkanlık sisteminin yürürlüğe girdiği, parlamenter sistemin yerine geldiği. Lav edildiği, canlar acısı diye söyleyeyim. Aynen öyle, aynen öyle. Parlamenter sistem yok, parti yok bir, Türkiye'de artık. Yönetim şeklinde geldik çok şükür. Hakikaten o günden bugüne, şimdi mesela o Libya örneğini, şunu bunu falan biraz da bununla ilgili olarak gündeme getirmeyi düşündüm. Çünkü eskiden olmuş olsaydı bunlarla ilgili olarak eskeresiydi, şu suydu, bu suydu, işte koalisyondaysan eğer koalisyon ortağın bunu tabii isteyecek mi, istemeyecek mi, gündeme getirebilecek misin, getiremeyecek misin vesaire vesaire gibi tartışmaların olması muhtemel bir durumdu. Ancak yine tabii meclisten tezkere için izin alıyorsun, ne diyorsun falan ama nihayet güçlü olduğunda, bu konuyla ilgili olarak dirayetli durabildiğinde neler yapılabileceğini ya. Göstergesidir evet. bunlar. Dolayısıyla 4. yılı başkanlık sisteminin inşallah çok daha iyi bir şekilde oturacak. Aksaklıkları, eksikleri zaten ilgili kişiler başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere sürekli test ediliyor. Başkan Yardımcısı Fuat Oktay keza bunlarla ilgili rapor hazırladığını ben biliyorum. Bu meselelerde o ufak tefek arızalar da tırnak içerisinde söylüyorum giderildiğinde inşallah bu millete Gülüyor. Daha faydalı bir Tabii. hale gelecek. CHP hala söylendirildi 2023'e vaatleri parlamentte güçlendirilmiş parlamenter sistem diye kendinin dahi ne oldu bilmediği vaade bak. Ben oraya bu sistemle geleceğim sonra sistemi değiştireceğim.
Günün manşetini bitirdik değerli izleyiciler. Gazete manşetleri ve günün gündemini Hikmet Genç'le birlikte yorumladık. Pazartesi saat 11'de karşınızda olmak umuduyla hepinize iyi hafta sonları diliyoruz.